Arkadaşlar yepyeni bir Dragon Mania Efsane videosunda hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar dün gördüğünüz gibi videonun sonlarına doğru izleyen arkadaşlarımız varsa arkadaşlar çok güzel bir tane yavrulatma jetonu gelmişti. Ben de bir sonraki videoyu bırakmıştım, yani bugünkü video yavrulatma jetonunu. O yüzden de arkadaşlar bugün bir tane yavrulatma jetonuna güzel bir ejder yakalamaya çalışacağız. Bakalım arkadaşlar hangi ejderi almaya çalışacağız. Hemen gözetiyoruz, panda ejder geldi arkadaşlar. Yavrulatma jetonundan çok güzel bir ejder, hele yumurtası çok güzel arkadaşlar, bayıldım. Ve bu ejderi arkadaşlar bugün yavrulatma jetonuna birlikte yapmayı planlıyoruz. Ben bir tane deneme yapmıştım videonun sonlarına doğru. O çiftleştirmeyi şimdi hemen kuşkahaneye geliştireceğim. Ama video geçmeden önce bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur diyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Ve kuşkahanemize hemen bir tane yumurta koyuyoruz arkadaşlar. O da şeker ejder falandı galiba. Şimdi ben arkadaşlar güzel bir tane çiftleştirme yapacağım. Şimdi burada nasıl yapılıyor baktığımızda toprak, su ve bitkiyle oluyormuş. Direkt yavrulat dediğimde bana herhangi bir random olaraktan bir tane sonuç veriyor. Tabii ki arkadaşlar burada çok fazla o sonuç var, yani buradan çıkartmamız imkansız arkadaşlar. O yüzden de biz kendi sonucumuzu tabii ki yapacağız. Yani biz geçen sefer nasıl yapmıştık? Bitkiyi almıştık galiba arkadaşlar. Bitki ve karla arkadaşlar bu işi tamamlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bunların elementlerinde baktığımızda bitkinin elementi burada var. Su bir de toprakta, karda var. Orada da o sonuçlarımız 4 tane çıkıyor arkadaşlar. Panda ejder de burada ne güzel bizi bekliyor. Çok güzel olur. Gelirse tek de arkadaşlar. O yüzden de bunu hemen yapmaya çalışacağız. Ama yapmadan önce arkadaşlar çok önemli. Hemen bir tane VIP etkinleştirmek istiyorum. VIP de sanki biraz etki yapıyor gibime geliyor bana arkadaşlar. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. O yüzden de VIP'mizi etkinleştirelim. Hatta şuradan kasamızı da bir toparlayalım arkadaşlar. Çok güzel. Buradan da bir tane ödül gelmiş. Bunu da alalım. Güzel. Buradan da yiyeceğimizi kastık arkadaşlar. Şimdi kafamız rahat. Tekrardan giriyoruz ve bitkiyle karla güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bitki gelsin burayı bakalım şimdi arkadaşlar. Bitki haydi neredesin ya? İşte burada bitki aldık. Bir de kar ejderi alıyoruz arkadaşlar. Kar ejderim de güzel aslında. Onu da çok güzel büyülemişik. Birisi 20. seviyede, birisi de 40. seviyede. Tamam burada seviyesi biraz düşük ama en azından büyüsü var arkadaşlar. Panda ejderi de çıkartabiliriz. Çifte yumurtlatma objesi kullanmamız gerekiyor mu? Bilmiyorum. Normal bir şekilde yapmaya çalışalım bence. Haydi bakalım. Gelirse çok güzel olur. Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go. 3, 2, 1 dedim. Ve şimdi yavrulat tuşuna basıyorum. Let's go. Gelsin bakalım panda. Aga be. Gelmedi yine ya. 4 saat 47 dakikalık bir tane ejderimiz var. Ben bunun reklamlarını izleyeceğim bir şekilde. Olsa tekrardan geri geleceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar. Reklamlarımı izledim. Ve şimdi tekrardan bir tane çiftleştirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi kuşkahaneyi tekrardan yumurtamızı yerleştirdik. Bakalım ikinci turda gelecek mi yavrulatma jetonu? Gerçekten bizim için bir sürpriz oldu. Şimdi hemen tekrardan bir tane yavrulatma yapacağım arkadaşlar. O sonuçlarımızı baktık mı? Yine panda izler burada. Gerçekten 4 tane o sonuçta çıkması gerekiyor. Haydi bakalım deneyelim arkadaşlar. Yavrulatma jetonu gerçekten bize sürpriz oldu. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen 3, 2, 1 diyoruz. 3, 2, 1 ve arkadaşlar basıyorum. Panda izler gelsin artık arkadaşlar. Haydi be. Aga be. Yine 4 saat 47 dakikalık bir tane yumurta süresi verdi bana arkadaşlar. Ben şimdi bunların reklamlarını değil de arkadaşlar ben bir Kronos çalıştırmak istiyorum. Kronos'umuzu da çoktan beri çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Biraz Kronos'umuz paslanmış olabilir. Şimdi gelsin bakalım arkadaşlar. Kronos'umuz 5. seviyede biliyorsunuz ki. Şimdi hemen zaman efendisi Kronos'u serbest bırakmak istiyorum. Bize yardımcı olsun. 6 saat bizi ileri atacaktır arkadaşlar. Kronos'u serbest bırak dedim. Ve işte geliyor arkadaşlar. Kronos'umuz bizi ileriye atacak. Dönüyor işte zaman efendisi Kronos'u çağırdı ve kükredi ve zamanda ileri attı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Mükemmel. Kronos'un bebekleri de çok güzel ya. Müthiş şekilde havada uçuyorlar. Çok güzel bebekleri var gerçekten. Kronos'umuzun da işte arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz. Tabii ki çat diye hızlı bir şekilde geçtik. Hemen bunu da şimdi kuşkahaneye koyuyoruz. Şimdi hemen ardından bir tane daha çiftleştirme yapacağım. Bakalım arkadaşlar. Panda ejderi alabilecek miyiz? Panda ejderi istiyoruz. Haydi geri sayımımızı yapalım arkadaşlar. 3, 2, 1 dedim ve gelsin artık panda ejder. Haydi ışıklar bir şeyler. Aga yine be. Yine 4 saat 47 dakika arkadaşlar. Çok zor. Gerçekten şu an çıkmak istemiyor. Şimdi ben bir klana göz atacağım arkadaşlar. Klanda, klan dükkanımızda neler yapmışık? Burada yeterince jetonumuz var mı? Hayır ya. Buradan da alamıyoruz. 5500 yavrulatma jetonu gerekiyor arkadaşlar. Neler yapabiliriz bilmiyorum. Şu an bunu geçebilmek için ben tekrardan şöyle biraz reklam izleyeceğim. Olmadı arkadaşlar. Reklamlarımız
süresi dolduğunda biraz elmas vereceğim ve son bir tane daha çiftleştirme yapmak istiyorum. İnşallah bu sonuncu çiftleştirme de çıkar diyorum. Hadi arkadaşlar bol şans dileyin. Hazır gelmişken bu panda ejder alalım diyorum. Hadi let's go diyelim ve reklamları izlemeye gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar reklamları sonuna kadar izledim arkadaşlar ya. Ama bir türlü tabii ki şu an geçemiyoruz. 3 saat 43 dakikalık bir süremiz daha var. Burada en fazla elmas verebiliriz. 35 elmas çok bir şey değil arkadaşlar. Zaten bir sürü elmasımız var arkadaşlar. Şimdi ben bir 35 elmas vermek istiyorum tabii ki. Şimdi 35 elmas verelim ve bunu da geçmek istiyorum. Çünkü kuşkanemiz de doldu zaten. Arkadaşlar bir sürü yumurta oldu. Genellikle burada ağaç ejder çıktı karşımıza arkadaşlar. Ama şimdi ben tekrardan son bir tane çiftleştirme yapmak istiyorum. Umarım gelir ya şu mükemmel bir panda ejder gelmiş buraya. Hatta şunu böyle bir SS'i de almak istiyorum. Yavrulatma jetonu aldık arkadaşlar. Ama bunu çıkarması gerçekten çok zor. İnşallah gelir. Haydi son bir şekilde bana şans deyin abinize. Gelsin şu panda ejder. Kafamız rahat olsun. Haydi panda ejder gelsin diyorum. Acaba şu kar ejderi bir beslesek mi ya arkadaşlar? Gerçekten şu an düşünüyorum da kar ejderimiz biraz zayıf sanki. O yüzden de şöyle bir hızlıca kar ejderi bir seçmek istiyorum. Kar ejderi biraz besleyeceğim. Elimden geleni yapmak istiyorum yine. Gelsin burayı kar ejderimiz. Nerede bizim? Hemen buradan aratıyoruz. Kar ejder burada. Hemen onu da şimdi buradan seçiyoruz. Ziyaret et dedim ve şimdi besle diyeceğim. Kar ejderimizi en azından şöyle bir 30. seviye falan gelelim. Görevleri de klan görevleri de tamamlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de tamamlıyorum burada. 30. seviye. Hatta 31 yapacağım ya. 31. seviyede bırakacağım. Şimdi belki bu işe yarayabilir arkadaşlar. Biz de görmüş oluruz. İnşallah işe yararsa arkadaşlar çok güzel olur ve panda ejdere kavuşmuş oluruz. Diğer ejderim arkadaşlar bitki ejderim iyi durumda. 40. seviyede gerçekten fena değil. Şu an arkadaşlar istiyorum panda ejdere gelmesi artık bir sonraki günde arkadaşlar çiftli yumurtlatma objesi kullanabilirim. Gerçekten arkadaşlar yavrulatma objem olsaydı yavrulatma objemle geçebilirdim. Bakalım şimdi hangi ejder çıkacak bilmiyorum. Şu kavun ejder biraz düşük. Eğer çıkarsa belki ona bir elmas verebiliriz arkadaşlar. Kavun ejder gelmedi. Ağaç ejder var elimde. Haydi let's go diyelim. Son deneme. 3, 2, 1. Panda ejder gelsin. Haydi let's go. Işıklar geliyor mu? Panda ejderi yakaladık. Arkadaşlar işte bu be. Mükemmel ya. Sonunda karı besledik arkadaşlar. Kar ejderi besleyince biraz fayda etti sanırsam. Panda ejderi de yakaladık arkadaşlar. Çok güzel oldu. İşte karşınızda panda ejder. Mükemmel ya. Gerçekten çok sevindim. Çıkartamasaydım üzülecektim. Ama panda ejderimizi aldık arkadaşlar. Bir daha animasyonu izleyeceğim. İşte bu be. Mükemmel bir şekilde. Panda ejderimiz. Hemen buradan SS'imi de almak istiyorum. Oy oy oy. Yakaladık arkadaşlar. Çok güzel değil mi ya yumurtası? Direkt panda olarak gözüküyor yumurta. Mükemmel gözüküyor. İşte bu diyoruz arkadaşlar. Ben de tabii ki arkadaşlar burada elimden gelen her şeyi yaptım. Tabii ki video belki burada 8-10 dakikalık bir video. Ama abimiz gerçekten reklamları izleyerek bütün hepsini arkadaşlar geçtik. Ve bayağı bir uzun sürdü. Elimizden gelen her şeyi yapınca gördüğünüz gibi ejderlere kavuşabiliyoruz. Siz de pes etmeyin arkadaşlar. Eğer kafanızda bir ejder varsa gerçekten oyuna girin arkadaşlar. Ve elinizden gelen her şeyi yapın. Ve o ejdere sahip olun diyorum. Ejderler çok kıymetli gerçekten. Benim için gördüğünüz gibi adamız da çok güzel gelişiyor arkadaşlar. Bir sürü ejderlerimiz oldu. Ve daha çok ejderlere sahip olmak istiyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir ada yapmak istiyoruz. Toplamda şu an 359 tane ejderim var. Toplamda arkadaşlar Dragon Maid'da 1087 tane ejder varmış. Yani biz daha yarısına bile gelememiştik. Ya daha bir sürü çıkarmamız gereken ejderler var arkadaşlar. O yüzden de arkadaşlar Dragon Maid öyle bir oyun ki sonsuza dek oynayabileceğiniz bir oyun. Ve çok güzel bir koleksiyona sahip olabilirsiniz. Ve çok güzel ejderler var gerçekten arkadaşlar. O yüzden de arkadaşlar Dragon Maid'e oynamaya devam ediyoruz tabii ki. İleriki zamanlarda yeni yeni oyunları tabii ki oynamak isteriz. Eğer ki sizin de aklınıza öneriler varsa arkadaşlar bana yorumlarda yazın. Ben de ileriki zamanlarda tabii ki güzel güzel farklı oyunlarda oynayabilirim tabii ki. Yakın zamanda tekrardan bir adı ziyaretle gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle panda izlerimizi tekrardan göz atalım. Ve arkadaşlar burada da yavaştan videomuzun sonuna gelelim diyorum. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir tane beğeni bir tane abone etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.